Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü değerli konuğum firma sahibi Regaip Çelik'le birlikteyiz. Kendisiyle birlikte mimarlık ve mühendislik alanında yapmış olduğu çalışmalar hakkında konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Siz de hoş geldiniz. İyi, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Regaip Bey, yapmış olduğunuz çalışmalar ve projeler hakkında konuşmadan önce biraz sizi tanıyalım. 1980'li yılların sonlarına doğru Karasu'da doğduk. Lise hayatımıza kadar öğrenim hayatımızın tamamını Karasu'da bitirdik. Zonguldak Karayılmaz Üniversitesi'nde inşaat bölümü mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra Karasu'da iş hayatına atıldık. İlk başta staj yapmış olduğumuz firmada çalışmaya başladık. Yılların vermiş olduğu tecrübeyle kendimiz bu işe dimdik gidelim dedik. Firmamızı kurduk. 3 yıldır sadece kendi firmamızdayız. Yanımızda arkadaşlarımız var, çalışma arkadaşlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz, işte inşaat teknikerlerimiz. Karasu'da güzel işler yapmak için çaba gösteriyoruz. Zaten kendi alanınız. Evet, kendi alanımızdayız. İnşaat, taahhüt işlemlerimiz de var. Proje işlemlerimiz de var. Bunun üzerinde devam ediyoruz. Evet, peki biraz firmanızın kuruluş ve gelişim sürecinden de bahsedebilir misiniz? Evet, biz aynı benzer özelliklerde firmalarla çalıştığımızda şunları gördük. Kendimizi yansıtamadığımızı, çoğu zaman frenlendiğimizi veya daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şeylere ulaşamadığımızı gördük. Bu yüzden çok daha iyi hizmetler verebilmek için, sorunsuz, problemsiz yaşayabilmek için kendi firmamızı kurduk 2016'nın sonlarına doğru. Firmamızda ilerlemeye çalışıyoruz. Güzel, çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Çalışma konusuna değinmişken de biraz önce de söylemiştim. Mimarlık ve mühendislik alanında evet. Çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Biraz bu çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Evet, genellikle konut ihtiyaçları projelerimiz var. Çok detaylı çalışmaya çalışıyoruz. Şantiye ortamımız da var. Araziyi görüp keşfini yapıp ihtiyaç duyulduğu takdirde çok daha fazla, çok daha kişiye dönelik projelerimiz de var. Genellikle Karasu bölgemizde çok fazla yazlık projemiz oluyor. İşte havuzlu daireler, müstakil binalar haricinde çok daha fazla talep de. Bu pandemi süreciyle birlikte çok daha fazlasıyla mülkiyetli, yani şöyle söyleyeyim. Kendi bahçesi, kendi giriş alanı ve kendi yaşam alanına ait projeler çıkmaya başladı. Biz zaten 1-1,5 senedir çok fazlasıyla villa projesi yapmaya başlamıştık. Evet. Onun habercisi olmuş oldu. Şimdi daha çok arttı. Şimdi çok daha fazlasıyla villa projesi yapıyoruz. Güzel projelerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Peki bu süreçte, yani bu çalışmalarınıza nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Nasıl yol izliyorsunuz? Şöyle söyleyelim. Bize başvuran müteahhit firmalar veya işte kendine ev yaptırmak isteyen kişiler bize sadece tapu ve kimliğiyle geliyor. Biz tüm resmi işlemlerle alakalı gerekli bütün evraklarla kendilerine hizmet veriyoruz. Hiçbir resmi kurumla çabalaştırmıyoruz. Hiçbir şekilde yormuyoruz kendilerini. En iyi hizmeti en kaliteli şekilde vermeye çalışıyoruz. Mimarlık alanıyla da ilgileniyorsunuz evet. Zaten. Biraz tasarım kısmından da bahsedebilir misiniz? Tabii ki tasarım tamamen parselimizin kendine özgü konumuyla alakalı, kalabilecek bahçe mesafeleriyle alakalı en maksimum alanları kullanmaya çalışıyoruz. Kişiye özel projelerimizde çok daha etkili olduğumuzu söyleyebiliriz. Yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Baktığımızda Karasu'da farklı projeler görmek istediğimizi insanlara anlattık. Çok fazlasıyla talep olmadığı için bu yıllara kadar güzel gelmemişti. Ama dediğim gibi son 3 yıldır, son işte özellikle pandemiden sonra çok daha güzel projelere imza atmaya başladık. Evet. Peki yapmış olduğunuz projeler nelerdir ve yeni projeleriniz var mı? Evet. Yapmış olduğumuz projeler genelde taahhüt işlemlerinde oluyor.
Özellikle çalışmış olduğumuz firmalarımız var. Onlarla çok iyi irtibatlıyız. Genelde iş takibi ve işin hızlı gitmesiyle alakalı tüm işlemlerde varız. Birçok firmayla ortak çalışıyoruz. Biz işimizi benimsediğimiz için biraz daha ön plana çıkıyoruz bu konuda. Son olarak işte yaklaşık 9 ay önce falan Hanefi Yapı'ya güzel bir villa projesi yaptık. 8 adet villamız vardı orada. O projeyle çok daha kişinin bakış açısını değiştirdiğimize inanıyorum. Bundan sonra da buna benzer bu tip projelerle çok daha iyi ön plana çıkacağız inşallah. Evet. Peki hem mimarlık hem de mühendislik alanında önceliğiniz neler oluyor? Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Mimarlık alanlarında kişiye özel gerçekten yaşanabilir huzurlu yapılar, kullanışlı yapılar üretmek. Mühendislik alanında gerçekten sağlam duruşlarıyla, binanın kendini gösterişiyle gerçekten emniyette estetik projeler yapmak istiyoruz. Evet. Bunlara önem veriyoruz. Evet. Şimdi şöyle, kişilere özel tasarım olarak mimarlık alanında evet. ilgileniyorsunuz, mühendislik alanında da ilgileniyorsunuz. Evet. Kişilerin istekleri doğrultusunda ilerliyorsunuz evet. ama illa ki sizler de yönlendirme yapıyorsunuzdur bu noktada. Yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki şöyle oluyor. Ben işte 3 oda istiyorum. Odamda işte giyinme odası, ev benim banyosu olsun. İşte salonum olsun, mutfağımda işte ada olsun. İşte kış bahçem olsun gibi geliniyor. Biz arsanın üzerine bunları daha kullanışlı bir şekilde, mimari ve statik kurallara uygun bir şekilde yerleştiriyoruz. Peki bir yapıyı, bir iç mekan olsun evet. ya da dış mekan olsun, daha geniş ve ferah göstermek için neler yapıyorsunuz? Yüksek katlı binalarsa giriş kısımlarını çok daha geniş bırakıyoruz. Oturmuş olduğumuz bölümlerde tavan yükseklerimiz biraz daha basıksa, yani biraz daha alçaksa genelde daha açık renkler kullanıyoruz. Zemin döşemelerimizde daha parlaklık kullanıyoruz. Küçük alanlarda daha kullanışlı, daha kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı şekilde projeler tasarlıyoruz. Hı hı. Peki firma olarak kendi konseptinizi ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Firma olarak şu şekilde söyleyeyim. Gerçekten insanların bize ulaştığında biz sanki o evlerde yaşayacakmışız gibi huzur içerisinde mutluluk verici her yapıya açık olduğumuzu gösteriyoruz. Gerçekten tasarım yaparken de bunun bilincindeyiz. Aa, şu da mı olabilir? Çok daha güzel. Şu da güzel fikir. Denildiği her şeyde biz varız. Güzel. Gayet başarılı bir şekilde teşekkür devam ederim. Ediyorsunuz. Peki ileriye yönelik hedefleriniz var mı? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? İleriye yönelik hedeflerimiz tabii ki var. Biz ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. Çok daha kullanışlı, çok daha güzel işler bizden çıksın istiyoruz. Tabii ki imkanlar doğrultusunda çok daha fazla büyümenin zarar vereceğinin farkındayız. Ekonomiyle birlikte biz de hızlı bir şekilde büyüyeceğimize, daha fazla kendimizi geliştireceğimize inanıyoruz. Peki Regaip Bey, sektörü değerlendirecek olursak nasıl ilerliyor şu an? Sektör son dönemde ekonomik krizden sonra pandemi süreciyle alakalı gerçekten çok sıkışmıştı. Şu anda fazlasıyla çok yoğun bir şekilde talep var. Tapu dairesi, belediyeler, çok resmi kurumlar çok fazla hareketli. Bununla alakalı çok fazla gelen kredilerin de düşmesiyle, piyasaya paranın girmesiyle inşaat sektöründe çok fazla bir yoğunluk olmaya başladı. Bunun bu şekilde gidebileceğini, bu süreçte çok daha iyi işler çıkabileceğini düşünüyorum. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle firma sahibi Regaip Çelik'le gerçekleştirmiş olduğumuz boş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.